Hoş geldiniz enişte. Hoş bulduk kızım. Yusuf nerede kaldın? Öldüm meraktan. Geldim işte. Gittin mi peki? Soruşturabildin mi? Nasıl biriymiş? Güvenilir bir adam mıymış? Gittim. Soruşturdum da. Netice? Buyurun netice. Hadi bana eyvallah. Bunları gümüş hanıma vereceğim. Torunlarıma giydiririm diye sakladıydım ama bak bu Necmiye'nin bu da Kamran'ın hatırladın mı? Hiçbir yere verilmeyecek o çocuk. Burada. Dedesinin dizinin dibinde büyüyecek. Allah ömür versin. Hep torun istemiyor muyduk Besime Hanım? Nasibimiz böylesiymiş. Gel şöyle biraz hasbihal edelim seninle. Gel. Kızının gönül düşürdüğü biri var mı? Aa, taze dul benim kızım. Ne gönlüymüş. Ben Necmiye ile Yusuf'u pek yakıştırıyorum. Biri sana bir şey mi söyledi? Ha, Necmiye mi istedi? Necmiye'nin haberi yok. Yusuf aslan gibi çocuk. Aslını, neslini de biliyoruz. Arabacının oğlu. Öksüz. Ben neydim Besime Hanım? Manifaturacının çırağı. Öksüz, yetim. Sen de Yusuf bir mi? Niye? Benim 4 kolum 8 bacağım mı var? Kimin kimden ne farkı var ki Besime Hanım? Hiç yakışmıyor sana. Bilmem ki münasip olur mu? Hemen bir şey demek mecburiyetinde değilsin. Sen bir düşün hele. Hayırlı akşamlar. Kamran Bey evde mi? Ha, evde, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Necmi'ciğim. Sen biraz kilo mu aldın? Abi, ev sahibi geldi. Azeli Hanım. İyi gördüm sizi. Çok şükür, iyiyiz. Yukarıda soframız kuruluyor. Buyurun beraber yiyelim. Teşekkürler, ben yedim. Bir çay kahve o zaman, hadi buyurun. Ya, sağ olun, çıkacağım zaten. Azeli Hanım. Sizi kaçırmaya geldim. Maalesef pek hevesli olamayacağım. Bugün çok yorucu bir gün geçirdim.
İsterseniz size bir kahve ikram edebiliriz. Güzel haberlerim var. Büyüsü nedir bilir misin sen hemşire? Nedu? Vudu. Vudu. Kamran Bey'in resmi var mı? Ne yapacaksın? Biraz yüzünü güldüreceğim. Babama hemen bir mektup yazdım. Tüm sevimliliğimi kullanarak konağı satmak istediğimi söyledim. Ümit ediyorum aşkınızı kurtarmaya yardım edeceğim. Aşkımızı kurtarmaya yardım edemeyeceksiniz ama Feride'ye olan borcumu ödememe yardım edeceksiniz inşallah. Niçin böyle söylediniz? Kamran Bey, bana anlatabilirsiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Bizi hiç kimse kurtaramaz. Ne yapacağız şimdi bunlarla? İğneleri bebeğin istediğin bir taraflarına batıracaksın. Neden? Kamran Bey'in canını yakmak için. Sen iğneyi nereye batırırsan Kamran Bey de orasında bir acı hissedecek. Gerçekten inanıyor musunuz böyle şeylere? Çok saçmaymış. Mühim olan niyet hemşireciğim. Hadi hadi hadi. En azından hırsını çıkarırsın. Evet. Anlaşılan sizin dertleşmeye ihtiyacınız var. İnanın kendimi konuşacak durumda hissetmiyorum. Kamran Bey, Feride ile ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama ikiniz de çok özel, çok güzel insanlarsınız. Ümit ederim en kısa sürede probleminizi çözersiniz. Öğle yemeğinde sebze yedirin Gülce'ye. Merak etmeyin. Murat Bey, Gülce Feride Hanım'ı sorarsa ne diyeyim? Yani dün siz evde olduğunuz için çok üstelemedi. Ama bugün muhakkak isteyecektir. Artık gelmeyeceğini söylersiniz. Gidin! Sana başka bir mürebbiye bulacağız kızım. Hayır. Fakat ben çalı kuşunu istemiyorum. Ben çalı kuşunu istiyorum. Ben çalı kuşunu istiyorum ya. Çalı kuşunu istiyorum. Ben çalı kuşunu istiyorum. O benim çalı kuşum ya. O benim çalı kuşum. Çalı kuşu. Çalı kuşu. Çalı kuşu. Çalı kuşu. Hayırlı sabahlar iki gözüm. Çıkıyor musun hemen? Hastaneye mi, mektebe mi? Hastane. Bu hafta mektepte dersim yok. Tabii muallimlik hayatım sona ermediyse. Niye? Ayrılıyor musun? Kovulurum belki.
Feride nasıl peki? Kaç gündür kendi derdimize düşüp ihmal ettik yavrucağı. İyi. İyidir herhalde. Beni görmezse daha iyi olacak. Kavga mı ettiniz? Boş ver baba, boş ver. Feride'den bahsetme. Bahsettikçe göğsüm daralıyor. Ama sen Feride'nin üzerinden elini çekme baba. Ziyaret et, izin gününe dışarı çıkar. Eğer ki bir şeye ihtiyacı olursa ben yaparım. Uzaktan da olsa yaparım, sessizce. Sen yanında ol. Müsait misiniz masör? Gel kızım, gel. Ben yine iş arıyorum. Eğer ders almak isteyen başka biri olursa... Peki kızım. Olursa haberdar ederim. Tamam. Mersin Asör. Ne kadar yatacağım Kamran? Çok sıkıldım. Rüyanda sıkıldın Zahar. Uykuda nereden anlıyorsan sıkıldığını. Yarın son doz. Sonra bakacağız. Bitsin artık ne olur. Çok yoruldum. Fettah Hekim bu iğnen hiç de iyi bir şey olmadığını söylüyor. Ben de iyi olduğunu söylüyorum. Ücra köylerin tümüne gönderilecek bu aşı. Bütün çocuklara yapılacak. İhmal istemiyorum. Tamam mı? Murat Bey, Gülce yok. Ne demek yok? Bilmiyorum, yok gitmiş. Her yere baktım. Sonra ne yapacağımı bilemeyip size geldim. Kamran, şu test sonuçlarına bir bakabilir misin? Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ama ne olduğunu çözemedim. Gebeliğinden dolayı değerler biraz düşük. Endişelenecek bir şey yok. Bak Kamran, iğneyle de alakası olabilir. Kadında kalıcı hasarlara sebep olmuş olabilirsin. Ben seni uyarmıştım. Neticelerini öngöremiyoruz, yapmayalım demiştim. Yeter. Yeter Fettah Bey. Durmadan aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben inandığım tedaviyi uyguluyorum. Tedavimin de arkasındayım. Razı sür. Kaç kişisiniz orada? El kadar çocuğa sahip çıkamadınız. Bu mu sizin tadınız?
Ama Murat Bey Günce çok hareketli bir çocuk. Kalbinizi kırayım. Sen beni özledin, ben seni çok özledim. Oo, canım divan sen. Sen de beni özledin mi canım bebişim? Aa. Sen de özledin mi beni ufam? Sen de özledin mi beni kartopu? Ay. Sen de özledin mi hoppacık? Seni de ben çok özledim. Aa. Seni çok özledim. İkinizi de çok özledim. Kamran Bey, siz de mi buradaydınız? Azeli Hanım, ben burada çalışıyorum. Vallahi hekimlik gününüz olduğunu bilseydim bugün muayeneye size gelirdim. Bir şey mi oldu? Başım ağrıyor günlerdir. Bir de uykusuzluk. Ama şimdi iyiyim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sizin hala canınız sıkkın. Yemek yediniz mi peki? Eve gitmem lazım. İşlerim var. Kusura bakmayın. Oldu. Anneciğinize selam söyleyin. Gidiyoruz. Beyce'ye haber vereyim. Hayır, burada kalsın. Bekleyemem. Ağrı var mı? Yok. Peki şimdi? Yok. Bir karıncalanma, uyuşma? Yok. Bir ayağımızı oynatalım. Neriman Hanım. Efendim. Ne oluyor? Bir şey yok. Flaşlanma. Ne oluyor? Hekimin bir kez daha baksın. Öyle, sakin ol. Sakin olun. Şeyiniz yok. Mine, ver ayağımı tutma. Bırak. Mine, ver ayağa kalkıyorum. Ayağımı tutmayın. Ayağımı tutmayın. Hegel'e göre biricik canlı felsefesi, çelişmelerin, daha doğrusu karşıtların felsefesidir. Çiçek, meyvenin ortaya çıkmasına yol açar. Ama meyvenin ortaya çıkabilmesi için çiçeğin ortadan kalkması gereklidir. Demek ki üremenin gerçeği hem çiçek hem meyve olmaktır. Ölüm hem ortadan bir kaldırmadır hem de yeniden doğuşu sağlayan koşuldur. Tanıdık geldi mi bu düşünce size? Tasavvuftaki bir örneği anımsatıyor masör. İnsan sonunu içinde taşır. Tıpkı bir meyvenin çekirdeğini içinde taşıdığı gibi. Pardon. Feride Hanım. Gülce sana geldi mi? Thank you.
küçücük çocuk. Ta oradan buraya nasıl gelsin? Sabah sizin gelmeyeceğinizi duyunca üzüldü. Çekmecesinden sizin hediye etmiş olduğunuz başlıklardan birini almış. Şu aşağıdaki ağaçlara bakalım. Gülce! 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 Benim kızım ağaca tırmanmasını bilmez. Ben öğretmiştim ona. Sizi kovmakla ne kadar isabetli bir karar verdiğimi kanıtlamış oldunuz böylece. Gülce! Yok. Burada da yok. Annesinin kabrine gitmiş olabilir mi? Asla. Ne demek asla? Yani bit tabii olabilir. Ben küçükken kaçıp kaçıp annemin kabrine giderdim mesela. Katiyen öyle bir şey yapamaz Gülce. Hem siz niçin soruyorsunuz bunları? Size yardımcı olmamı istiyorsanız nereye gidebileceğini bilmem lazım. Annesi vefat etmedi. Yaşıyor. Ya. O halde annesi görmek istemiş olabilir mi onu? Yani şu an birlikte olabilirler mi? Zannetmem. Hiçbir zaman istemedi kızını. Buradan sizin evinize kadar her yeri arayacağız. Biz gelirken öyle yaptık ama bir kere daha bakalım. Bu çocuk sizin evinize çok yakın bir yerlerde. Nereden biliyorsunuz? Gizli bir yeri var. Dün bahçeden çıkarken görmüştüm. Orada saklanıyor olabilir. Herkes nerede? Azeliya Hanım. Hanımefendi. Ne oldu size hanımefendi? Bugün Zahid'in ölüm yıl dönümü. Herkesi gönderdim. Evde yalnız kalayım istedim ama eve hırsız girdi, bana da saldırdılar. Hemen zaptiyeye haber veriyorum. Dur. Ben arabacıyı gönderdim. Sen Kamran Bey'e haber ver. Acil hekim lazım. Hemen hanımefendi. Burada bulacağımızı söylemiştim. Gülce. Gülce. Hadi gel evimize gidelim. Kamran Bey yetişin. Azeliya Hanım saldırıya uğradı. Nerede? Evde eve hırsız girmiş. Zaptiye'ye haber verdiniz mi? Evet. Oo, mis gibi oldun şimdi.
Hiçbirinize ihtiyacım yok. Anlıyor musunuz? Hiçbirinize. Zaten işinizi doğru dürüst yapamıyorsunuz. Pılınızı pırdınızı toplayın. Hepiniz kovuldunuz. 5 dakikanız var. Döndüğümde kaybolmuş olun. Kaç kişiydiler? 2. Yerlerde sürüklediler. Vurdular. Çok geçmiş olsun. Peki zaptiyeye eşkallerini bildirdiniz mi? Yüzlerini kapamışlardı. Tekrar geçmiş olsun. Siz burada dinlenin. Ben yardımcınıza söyleyeyim bari süt ısıtsın. Sakinleştirir. Kamran Bey, korkuyorum. Korkmayın. Yaşadıklarınız kolay şeyler değil, evet, ama buraya tekrar gelemezler. Beni yalnız bırakmasanız. Hiç değilse bu gece burada kalsınız.